Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve serinin oyuna son eklenen arabası 96 Subaru CVX ile sizlerleyim. Dün akşam komple direksiyonla uğraştım. Bugün koymamın bir sebebi var. Çünkü biraz boyum ve iri olduğum için arkadaşlar ona göre ayarlar yapmam gerekiyor. Ufak tefek küçük modifikasyonlar yapıyorum kokpite, direksiyona vesaire diye. Çünkü bir türlü hangi açıyı ayarlarsam ayarlayayım farklı ayarları var. Çünkü direksiyonu bağladığın yerinde, pedallarında böyle tam istediğim gibi tam olması gereken yere gelmedi. Tabii bunda kokpitin biraz daha sanki daha az cüsseliler için yapılmış olma ihtimalini de göz önünde bulunduruyorum. Yani sanki ben 1,88 boyundayım. Hani 1,80'in altında olsam her şey çok daha rahat olur gibi geldim. Şimdi bunların detaylarını zaten o video geldiğinde orada bahsedeceğim. Daha fazla uzatmıyorum. Hadi abi hiç zaman kaybetmeden şu Subaru'yu yapmaya başlayalım. Az önce bir denedim. Baktım neler olduğuna. Ve stok motorunu tutacağım. Bayağı bir motor seçeneği var ama stok bırakacağım abi. Tam böyle kıvamında tatlı bir güç olsun istiyorum. Zaten 4 çeker bir canavar bu. Dibine kadar yükleyelim. Ben yani fikrim tabii bazen tam da tersi çıkabiliyor ama böyle tam kıvamında cillop gibi bir şey olacağını düşünüyorum ama bakalım 109 beygir aldık buradan. Bir dakika çatara patara değil. Evet bunları da yapalım. 683 beygire 775 Nm tork. Gayet güzel. Silindir hacmi de 3629. Daha hafifleyeceğiz. Bence çok kıvamında bir alet olacak. Bakalım. Yapıştır abi. Yani bir sarı tarzı jantlar buna takmak lazım değil mi? Biraz Subaru'ya bindiğimizi anımsayalım. Efsanevi Impreza'dan. Kafes takmıyorum. Hafifletme uyguluyorum. 307 kilo hafifliyor. Yarış tipi debriyaj. Yarış tipi şanzıman. Şuradan da 12,5 kilo hafifleyelim. Yarış tipi diferansiyelimizi de takalım. Şimdi lastiklerde maksimum zaten 245 takabiliyoruz arkadaşlar. Onu da maksimuma çıkartalım. Offset verebilmemiz en azından güzel bir şey. Bu jantları takıyorum Koenig'in. Ve şimdi bunları da bayağı bir büyütüyorum. 18'e kadar çıkarıyorum. Bence tam kıvamında oluyor boyut olarak. Offsetleri de verince baksana bayağı fark ediyor. Evet, daha basabiliyorsak basacağız. Bunların hiçbirini yapmıyorum bu arabaya. Düzeni kur. 1624 kilodan 1290 kiloya düştük. 334 kilo bence gayet iyi. 230 beygirden de 683 beygire çıktık. S1 865. Özel ayarlama. Çok az fark ediyor. Olsun abi, onu da indirelim. Madem öyle, dibine vuralım. Haydi bakalım çıkalım yola. Arabayı şu kırmızı orijinal renginde tutup sadece camları filmledim arkadaşlar. Hava bence aydınlanacaktır. Çünkü videoya başlamadan çok daha önce kararmıştı. Abi şu camların dizaynı biraz çirkin duruyor maalesef bence. Ama araba işte fena durmadı şu anda. Bakalım nasıl gidecek. Sesi güzel. Güzel de fırlıyor. Şöyle bir içine de bakalım. 9000 devir. Hadi burada içinden kalkalım. Güzel. Dediğim gibi oldu sanki. Dur bakalım viraja da girelim. Öyle yorumlayayım. Çok rahat 300'ü geçtik. Şurada biraz anlayacağız bence hangi Konya'yı. Çok kötü değil. Muhte harika değil, çok kötü değil ama tabii şuraya da 320 ile girdiğimizi de hatırlatırım abi. Hadi bir otobana gidelim, otobanda bir bakalım merak ediyorum. Bu sezon gelen arabalar konusunda ön yargılarım vardı ama birçoğunda ön yargılarım kırıldı, çok da keyif aldık. Makinenin sesi de gayet iyi. ...360-380 arası bir sürat bekledim.
340. Evet, muhtemelen dediğim civarda olacak. Rampa aşağı bahsetmiyorum, düzlükte. 360'ı geçiyoruz. Ama 380'i geçemeyiz abi düzlükte. Yani hiç zannetmiyorum. Abi yeter ya. Yalnız bu araba bayağı iyi. Hani belki bir engine swap'a 900 seviyesine tam getirirseniz arkadaşlar, çok da güzel bir görev arabası olur bence. Ama tabii maksimum engine swap'la değil. Yani tam 900'de tutacak bir engine swap'la. 371 falan yapıyor düz yolda. Bakalım rampa aşağı ne olacak. 380'i rahat geçti. Açıkçası virajda hiçbir korkum yok sanki, ama bazen tam tersi çıkıyor arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bakayım virajı nasıl alacak. Dip gaz giriyorum. Evet. Alır. Daha düzgün bir zamanda, daha doğru bir şekilde viraja başlarsak alır, ama ucundan alır. Ben daha iyisini beklemiştim. Ya tabii ilk yola çıktığımızda girdiğimiz büyük viraj var ya, orada biraz kendini belli etti açıkçası. Hava aydınlanıyor. İçeri geçiyorum. Hızlanması çok zevkli yalnız. Tam kıvamında abi. 684 beygir. 775 Nm miydi? Müthiş bir güç abi. Bir de 3600 cc'ye çıktı abi. Sesi de güzel ya. Beğendim ben bu arabayı. Ama arkadaşlar bakın, yapmayacağım bir videoda ama şiddetle tavsiye ediyorum. O engine swaplardan öyle bir engine swap'ı seçin ki hem araba çok aşırı güçlenmesin bunun üzerine, şu anki gücünün üzerine, ama aynı zamanda da 900 seviyelerine gelsin klasman olarak. Bence çok güzel bir görev arabası olabilir. Gerçi yani gene de hani muhte harika bir yol tutuşu yok virajlarda, ama denemek lazım yani. Bir görev arabası tabii ki kullanılır, ama muhteşem bir görev arabası olur mu, o biraz soru işareti. Buradan çıkıyorum. Yalnız sürmesi gerçekten şu şekliyle eğlenceli. Güzel yola tutunmaya çalışıyor, tutunuyor. Böyle ufak tefek badireler açar gibi oluyor başına. Sen yola tutunurtmaya çalışıyorsun. İşte abi, araba kullanmanın zevki orada ortaya çıkıyor zaten. Bak, misal. Lastik tabanları biraz daha büyütebilseydik çok harika olurdu abi. En azından bari 255 yapabilseydik. Hadi buradan giriyorum. Bakalım bir sonraki seride neler gelecek. Evet abi, direksiyona bayağı uğraştım. Bir de öyle kolay değil arkadaşlar. Koca koca vidaları var. Sürekli söküyorsun, çıkartıyorsun, farklı pozisyona getiriyorsun. Ayarlıyorum açıyı. Yok, beğenmiyorum. Öbür açıyı alıyorum. Yok, onu da beğenmem. Sonra öbürüne tekrar geri alıyorum. Ufak tefek ince ayarlar yapmaya çalışıyorum falan. Bayağı uğraştırdı. Diğer detayları videoda zaten veririm. Şu anda aslında yanımda duruyor. Ama bir iki ufak tefek daha ayar yapıp öyle videosunu size çekeyim ki doğru bir şekilde anlatabileyim istiyorum. Eğlenceli bir araba.
Eğlenceli bir araba. Yalnız bu lastik tabanlarıyla bunun maksimum gücü ulaştıracak motoru takarsanız çok zor bir araba olur arkadaşlar. Olmaz yani. Yani anlık kullanırsın, turunu atarsın, sonra belki de bir daha hiç dönüp bakmazsın bile. Zaten tipi biraz ilginç. Onunla ilgili de yorumlarınızı alayım aşağı. Tipiyle ilgili ne düşünüyorsunuz arabanın? İşte böyle zorlamalar benim hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi işte en yüksek güçteki makineyi taktığınızda çok zor abi, çok zor. Aha! Oğlum patlamamak için açıldım buraya. Lan! Hemen kaçtım yanından. Bak, arkadan bakınca güzel bir görünüm var. Önden bakınca da o yılları güzel anımsatan bir görünüm var. Ama yandan bakınca zaten şu camlarda bir gariplik var. Bir de arka tarafta o arka çamurluğun üst tarafından gelen o çizgiyle o camlar birleşince görüntü bence çok çok garip oluyor. Ama gidişinden falan çok memnun kaldım. Farklı bir araç arkadaşlar. Şimdi artık bu seriyi bitiriyoruz ve önümüzdeki seride bakalım neler gelecek. Ben de çok merak ediyorum ve çok sabırsızım. Direksiyon videosunda bir aksilik olmazsa pazartesi günü yayınlamış olacağım. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.